Merhaba, küresel tartışmalara hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken. Kısa süre önce Brüksel'de bulunan Bakan Avrupa Birliği ve şu anda bulunduğum NATO karargahında ziyaretler gerçekleştirdi. Tansiyonu oldukça yüksek 4 yılın ardından Avrupalı meslektaşlarıyla bağlarını yeniledi. Washington'a dönmeden önce Euronews'e konuştu. Dışişleri Bakanı Blinken, küresel tartışmalarda misafirimiz olduğunuz için çok teşekkürler. Sizi Avrupa Birliği kurumlarında ve NATO karargahında görmemiz balayında olduğunuzu düşündürdü. Birkaç gergin yılın ardından düşüncelerinizi iletebildiğinizi düşünüyor musunuz? Sizin de bildiğiniz gibi tek bir ana hedefle burada bulunmak istedik. Bu gerçek müttefiklerimize, NATO'ya, ittifaklarımıza ve Avrupa Birliği ile olan ortaklığımıza olan bağlılığımızı yeniden teyit etmekti. Vermek istediğimiz en önemli mesaj buydu. Bu iki haftalık seyahatin bir parçası. Japonya'da ve Kore'de başladık, sonra buraya tekrar geldik. Hepsi Amerika'nın ittifaklarına ve ortaklıklarına olan bağlılığı açısından geri döndüğünü göstermek içindi. Ve çok iyi karşılandık. Amerika geri döndü. Bu kesinlikle bu hafta bizim de edindiğimiz fikir oldu. Sanırım Çin'de en fazla odaklandığınız konulardan biriydi. Brüksel'e geldiğinizde sanırım memnundunuz. Çin'in nasıl tepki verdiğinin farkına vardınız ya da Avrupa Birliği'nden gelen oldukça yumuşak yaptırımlara ne kadar büyük tepki gösterdiğini gördünüz. Çünkü bu tabii ki AB'yi Çin ile müzakerelerde ABD'nin pozisyonuna yaklaştırdı. Tabii bununla birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Çin'e karşı birlik olmanın ABD ve AB'nin çıkarına olmadığını söylediğini de gördük. Fakat yine de alınan ortak tavır transatlantik ilişkiler için yeni bir çıkış noktası olabilir mi? Aslında burada söz konusu olan Çin'e karşı bir cephe oluşturmak değil. Bu Çin'i baskı altında tutmak ya da kontrol altına almakla ilgili de değil. Paylaştığımız çıkarlar ve değerler için birlik olarak durmakla ilgili. Ve bunlardan biri uzun yıllardır hepimizin üzerinde çabaladığı kurallara dayalı uluslararası düzen dediğimiz şeydir. Ülkelerin birlikte çalışabilmelerini ve ilişkilerini verimli bir şekilde yönetebilmelerini sağlamanın en iyi yolunun ortak bir kural ve taahhütler bütününe imza atmak olduğunu gördük. Ve hedefimiz bu düzeni sürdürdüğümüzden emin olmak. Bu yüzden Çin ya da herhangi bir ülke bunu baltalayan eylemlerde bulunursa bunu yapmaması gerektiğini söyleme yükümlülüğümüz var. Ve bunu dayanışma içinde birlikte yaptığımızda çok daha etkili oluyoruz. Sayın Blinken, Brüksel'de çok yoğun bir hafta geçirdiğiniz sırada Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Pekin'deydi ve sanki Avrupa Birliği ve ABD'ye karşı ortak bir tavır alınıyor gibiydi. Batı'daki Baltık ülkelerindeki Rus askerlerinin varlığı konusunda düşünceleriniz neler? Bu konu hakkında neler yapıyorsunuz? Bu NATO'da görüştüğümüz önemli bir konuydu. Bence Rusya'nın bazı agresif eylemleri hakkında derinden paylaşılan bir endişe var. Ayrıca ABD'de SolarWinds siber saldırısına maruz kaldık. Seçimlerimize müdahale edildi. Afganistan'daki kuvvetlerimiz sınırlamalarla karşılaştı ve tabii ki Rusya'nın Doğu Ukrayna'da devam eden saldırganlığından bahsetmeye gerek yok. Alexei Navalny'nin kimyasal silahla zehirlenmesini ve öldürülme teşebbüsünü gördük. Tüm bunlar ve gelişmekte olan yeni silah sistemleri sadece bizi değil, müttefiklerimizi ve ortaklarımızı da ilgilendiriyor. Ve bence Rusya'nın ortaya çıkardığı sorun konusunda birlikte sergilenen ortak bir tavır ve taahhüt var. Sanırım hepimiz durumu çok net görüyoruz. Yani meydan okumayı görüyoruz. Karşılıklı çıkarlarımız nedeniyle hala birlikte çalışabileceğimiz alanlar olabileceğini de kabul ediyoruz. Örneğin ABD, Rusya ile New START anlaşmasını 5 yıl uzattı. Stratejik istikrar ve silahların kontrolü konusunda birlikte çalışmanın yollarını bulabileceğimiz başka alanlar da var. Fakat bunlar Rusya saldırgan eylemlerde bulunduğunda müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte ona karşı güçlü bir şekilde duruş sergilememizi engellemeyecek. Bu hafta yaptığınız başka bir rahatsız edici görüşmede müttefikiniz Türkiye konusunda oldu. Türkiye tabii ki çok önemli bir NATO üyesi ve Rusya'dan savunma silahları alıyor. Bu ittifakı istikrarsızlaştırmıyor mu? Bu konuda Türkiye ile gerçek bir fikir ayrılığımızın olduğu sır değil.
Türk meslektaşımla görüştüğümde ona bunu doğrudan söyledim. Bunu diğer müttefikler de yaptı. Türkiye'nin Suriye ile ve terörle mücadele de dahil olmak üzere çok önemli hedeflerde bizimle birlikte çalıştığı, çok uzun süredir işbirliği içinde bulunduğumuz bir müttefikimiz olduğu da doğru. Dolayısıyla Türkiye ile farklılıklarımızı da göz ardı etmeden yakın olarak çalışmaya devam etmekle ilgileniyoruz. Bu yüzden onlarla doğrudan bağlantı kuruyoruz. Çok açık sözlü, net ve olumlu görüşmelerimiz var. Ve umarım Türkiye, örneğin S-400'lerin ittifak için ortaya çıkardığı sorunları çözme konusunda bazı adımlar atar. Sizce dinliyorlar mı? Yani bir de Doğu Akdeniz meselesi ve oradaki istikrarsızlık var. Bu büyük bir endişe konusu. Bunu gerçekten kendi başınıza çözmek zorunda kalmak istediğinizi sanmıyorum. Aslında Doğu Akdeniz'de gerginliğin azalmaya başladığını görüyoruz. Bence anlaşmazlığın çözümünde NATO çok iyi bir rol oynuyor. Ve anlaşmazlık yaşanan bölgede tarafların provokatif adımlar atmaması için çaba gösteriyor. Örneğin Türkiye araştırma gemilerini başkalarının da hak iddia ettiği sulara ve bölgelere sokmuyor. Bu farklılıkların uluslararası hukuka göre barışçıl çözümünü görmemiz gerekiyor. Bu arada kaynaklar üzerinde karşılaşılan zorluklar aslında ülkeleri bir araya getirmenin bir yolu olmalı. Kaynakların ortak kullanımı, ortak yatırımlar, birlikte işletilmesi aslında ülkeleri bir araya getiren bir şey olabilir. Bizim de umudumuz bunun olacağı yönde. Peki Sayın Bakan, Kuzey Akım 2 projesinin Ukrayna'yı yıkacağını ve Avrupalıların bunu durdurmasını söyleyerek Almanya'da büyük tepki topladınız fakat boru hattı neredeyse tamamlandı. Bu konuda uzlaşmaya açık mısınız? Bakın, ilk ve her şeyden önemli olan şey, Almanya'nın dünyanın her yerinde en yakın müttefiklerimizden ve ortaklarımızdan biri olmasıdır. Ve her gün vatandaşlarımızın hayatlarını derinden etkileyen pek çok konuda birlikte ve en yakın ortaklar olarak çalışıyoruz. Kuzey Akım 2 konusunda somut bir anlaşmazlığımızın olması, genel ortaklığı ve ilişkileri etkilemeyecektir. Ama bu konudaki tavrımız başından beri çok net. Başkan Biden, Kuzey Akımı'nın Avrupa için kötü bir fikir ve anlaşma olduğunu düşündüğü konusunda çok netti. Bize göre boru hattı, ittifakın enerji güvenliği ve enerji bağımsızlığı açısından temel AB ilkelerini baltalıyor. Bence Ukrayna, Polonya ve önemsediğimiz diğer ülkeler için bir meydan okuma teşkil ediyor. Bu yüzden bunu doğrudan ve net bir şekilde arkadaşım Heiko Maas'a bir yanlış anlaşılma olmaması için söylemenin benim için çok önemli olduğunu düşündüm. Şu da bir gerçek ki Amerika Birleşik Devletleri'nde boru hattını inşa etmeye maddi olarak yardımcı olan şirketlere yaptırım uygulamamızı gerektiren yasalarımız var. Bu yüzden ortaklarımızın bu konudaki pozisyonumuzu ve bundan sonra ne yapmamız gerektiğini anladığından emin olmak istedim. Yeni bir sayfanın açıldığı ilişkilerde rahatsız edici konular elbette var. Bu hafta Avrupa Birliği liderleri Brüksel'de gerçekleşen zirvede bir araya geldi ve özel konuk olarak Başkan Joe Biden'ı da video konferansla kendilerine katılmaya davet etti. Sizin de bildiğiniz gibi Avrupa şu anda ciddi bir aşı krizi yaşıyor. 27 üye devletteki kısıtlamalar ekonomilerine büyük bir darbe indirmiş durumda. Bu Birleşik Devletler'de hepimiz için büyük bir tarihi meseleydi. Salgın nedeniyle yarım milyon kişiyi kaybettik. Avrupa'ya getirdiği yıkımı, zorluğu ve bunun insanların yaşamları üzerindeki derin etkisini biliyorum. Bakın, biz kendimizi bu konuda çok güçlü bir uluslararası ortak ve lider olmaya adadık. Yaklaşık 10 gün önce Quad olarak adlandırılan Avustralya, Japonya ve Hindistan'la aşılara erişimi zaman içinde önemli ölçüde arttıracak bir girişime imza attık. Yakın komşularımız olan Meksika ve Kanada için aşı tedarik ettik ve önümüzdeki haftalarda bu yönde adımlar atmayı sürdüreceğiz. Okay, thank you so much and take care. Great to be with you. Thank you.